Merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Nisan Cumartesi günü. 20 Nisan'da bir video yapamadığım için 19'unda yapmıştık. 18 ve 17'sinde de videolar yapamadığım için bu boşlukları doldurmak için eğitim videoları yapacağım. İlk başta 17'si için yapacağımız bir video bu. Ayın 17 Nisan 2018 için yapacağımız bir eğitim videosu. Yatırım planına değineceğiz. Yatırım planı nedir? Ne işe yarar, neden kullanılır, neden yapmamız gerekir? Yatırım planı hisse ve döviz gibi araçların, örneğin hisse alacağız, döviz alacağız. Bunları böyle herhangi duyumlara dayanarak almıyoruz, belli bir planımız oluyor. Orada planda yöntemlerimizi yazıyoruz. Örneğin şu metodu kullanıyorum, şunu yapıyorum, alacağım risk %2 diyelim. Risk konusunda başka bir videoda incelemiştim. %2'nin dışında risk almıyorum. Ondan sonra şu günlerde borsada yatırım yapmıyorum. Örneğin önemli haberlerin olduğu zamanlar, o zaman borsa bilinmeyen yönlere de gidebilir. Beklenmeyen şeyler olduğu zamanlar, o zaman da örneğin bu tür şeylerin hepsini bir plana yazmak gerekiyor. Ve yazdığınız şeyleri de test etmeniz lazım. Test ettikten sonra kullanmanız lazım. Test etmek demek örneğin belli bir süre kağıtta not almanız lazım. O yazdığınız koşullar uyuyor mu, uymuyor mu? Uyduktan sonra ne kadar ilerliyor borsa? Bu gibi şeyleri günlük tutarak yazmanız lazım. Günlük konusunda başka bir videoda değineceğim. Yani yatırım planı yaptıktan sonra onu test etmeniz gerekir. Planda kullanacağınız stratejiler, işte hangi zaman aralığını kullanıyorsunuz? Örneğin uzun dönem mi, kısa dönem mi yatırımcısınız? Ne kadar risk alırsınız? Örneğin paranız güvenli bir yatırımda mı kalsın yoksa uzun dönemde getirisi mi olsun? Ya da kısa dönem mi alıp satım yapıyorsunuz? Bu tür şeylerin hepsini ya da başkalarından örneğin aldığınız bilgilerle, duyumlarla, örneğin komşulardan aldığınız bilgilerle, duyumlarla yatırım yapar mısınız? Yapma. Hepsini bir planda topluyorsunuz. Bu sizin nereye, hangi yöne gittiğinizi belirliyor. Yani duyumlarla böyle etkisel, tepkisel hareketlerde bulunmuyorsunuz borsada yatırım yaparken. Bu çok önemli. Her şeyi planda önceden belirliyorsunuz. O planın dışına çıkmıyorsunuz. Planda değişiklikler yapabilirsiniz ama o değişiklikleri de test etmeniz lazım. Ondan sonra plana eklemeniz lazım. Yani aslında borsada böyle uymanız gereken kurallar var. O kadar da serbest hareket edeceğiniz bir yer değil. Bu da en önemli kısımlarından biri yatırım planı. Herkesin mutlaka olması gerekir. Yatırım planı nasıl yapılır? İlk başta yatırım planında bir süreç bu, yani nerelere yatırım yapacağınızı, amacınızın ne olduğunu. Örneğin öğrenmek için yatırım yapacaksanız çok büyük paralar yatırmayın. İlk başta küçük miktarlarda başlayın. Başlamadan önce de örneğin ilk başta kağıtta deneyin, her gün not alın. Ne kadar değişim olmuş, yaptığınız şeyler doğru mu değil mi? Uzun dönem mi yatırım yapıyorsunuz, kısa dönem mi? Risk miktarınız nedir? Bunun dışında nelere yatırım yapacaksınız? O da önemli tabii. Örneğin biri dedi ben döviz alıyorum. Şu bilinmeyen herhangi bir dövizi. Örneğin o dövizi almak planınıza uygun mu değil mi? Bunların hepsini yazmanız gerekiyor. Hangi stratejileri kullanıyorsunuz? Örneğin ben bir trend follower'ım. Trend trading yapıyorum. Yönünü takip ediyorum. Borsanın genel yönünü. İyi olan hisselere yatırım yapıyorum. Onun dışında aldıktan sonra tabii hisse elinizde olduğu zaman hangi yöntemleri kullanarak satıyorsunuz? Değişik yöntemler var. Örneğin çıkış noktalarını borsanın fiyatına göre belirliyorsunuz. Bunların hepsini trade plana yazıyorsunuz. Yatırım planına yani. Örnek olarak bir yatırım planı böyle görünüyor. İlk başta böyle maddeler halinde sıralıyorsunuz. Neler var, neler yok, neler yapılacak, hangilerini alacağım, stratejilerim nedir falan diye. Örnek olarak benim de hazırlamış olduğum şöyle bir şey görebilirsiniz. Burada işte alım satım yapmadan önce hangi borsa sitelerine bakacağımı yazmışım.
Ondan sonra trendi nasıl belirleyeceğimi yazmışım. Bunları kullan falan diye. Bunun gibi ben trend follower olduğum için bütün noktaları yazıyorum. Trend following ile yani trendi takip eden yöntemlerle ilgili olan noktaları yazıyorum burada. Bunun dışında hiçbir şekilde borsada alım satım yapmıyorum. Bu da çok önemli bir kısmıydı borsayı öğrenmek isteyenler için. Borsanın önemli bir kısmıydı. Çok dikkat etmeniz gereken bir kısım. Herkesin mutlaka bir trend trading planı yani yatırım planı olması gerekiyor. Yatırım planı olduktan sonra tabii yatırımı da yaptığınızda onları not etmeniz lazım. Doğru mu değil mi yaptığınız kararlar diye. Evet, bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere, bay bay. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıda üye olmayı unutmayın lütfen.